Daha sonra Ali Bey, ben size termal ve sıcak sularla ilgili sanırım canlı yayın başladı değil mi? Sisteme girdik herhalde. Evet, çok çok değerli katılımcılar, saygı değer dinleyiciler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu pazar günü bizi misafir ettiniz. Bugün çok önemli bir konuyu tartışacağız. Tarımda su yönetimi ve teknolojik gelişmeler. Öncelikle bu organizasyonu düzenleyen başta Meltem Hocam olmak üzere tüm katılımcılara, çok destekleyicilere çok teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekten bizlerle birlikte olan çok değerli dört önemli bu sektörün duyanı var. Onlarla su kaynaklarının özellikle tarım sektöründeki kullanımı, önemi ve geleceğine ilişkin size öneriler ve somut düşünceleri paylaşacağız. Buradaki katılımcılarımızdan birincisi Ziraat Yüksek Mühendisi Ömer Yulu. Kendisi Yulu Mühendislik'te Smart Mobiles konusunda araştırmalar yapıyor. İkincisi Ali Kitnap Bey. Kendisi Jeotermal Enerji Derneği Başkanımız. Jeotermal sektörü Türkiye'de hızlı bir büyüyor. Eksponansiyel bir büyümesi söz konusu. Kendisi bugün bizimle birlikte bizle paylaşacak değerli düşüncelerini. Yine Rahmi Çakarız Beyefendi var. Kendisi Basınçlı Sulama Sanayiciler Derneği Başkanımız. Bu derneğimizin 33 tane üyesi var. Çok sulama sektöründe önemli ve etkinler. Kendileri bize çok değerli bilgilerini paylaşacaklar. Yine bugün aramızda GAP İdaresi Başkanı Sayın Mehmet Açıkgöz Beyefendi var. Kendisi de bize GAP'ı anlatacak. Çünkü GAP bugün Türkiye için son derece önemli bir alan. Efendim, başlangıçta kısaca su kaynakları dediğimiz zaman bildiğiniz gibi yüzey ve yeraltı su kaynaklarımız var. Son dönemlerde su kaynakları iklim değişikliğiyle birlikte ciddi anlamda oranı düşmüş durumda. Dünyada su kaynaklarına baktığınızda dünyadaki su kaynaklarının önemli bir kısmının hepimizin bildiği gibi tuzlu sistemlerden oluştuğunu, tatlı su kaynaklarının son derece az olduğunu biliyoruz. Bunun nokta 2.3 civarında oluşturuyor. Bunun da önemli bir kısmını ise buzulların meydana getirdiğini, aslında bizim kullandığımız diğer tatlı su kaynakları, yeraltı su kaynakları yani yer üstü su kaynakları olabiliyor. Yeraltı su kaynakları ise bunların %30'unu oluşturuyor. Tabii bu kaynağı çok ciddi anlamda iyi analiz etmek gerekiyor. Bunun dışında da yer üstü su kaynaklarımız gittikçe de azalan ve kirlenen bir duruma gelmiş. Dünya sektöründeki su kullanımı tüketimlerine kısaca baktığınızda işte özellikle %69'unun tarım sektöründe kullanıldığını görüyoruz. Bununla birlikte sanayide bunun %19, içme ve kullanımda %12 civarlarında olduğunu bilebiliyoruz. Ülkemize baktığımızda ise yine tarım sektöründe suyun önemli bir kısmının yani %73'ünün yine tarımda kullanıldığını görüyoruz. Sanayide biz %16 civarında olduğunu, içme ve kullanmada da %11 civarında olduğunu görebiliyoruz. Sadece tarım sektörü değil, diğer sektörlerde de ciddi anlamda bir su tüketimi var. Örneğin sanayi sektörüne irdelediğinizde yani organize sanayilerin %90'ından fazlası, yine kırsal kalkınmada su kaynaklarının %90'ından fazlası ya da özellikle yeraltı kaynaklarını kullandığını görebiliyoruz. Bu nedenle izninizle ben önce tabii tarım sektörü dediğimiz için Türkiye'nin en önemli havzası olan Dicle Fırat Havzası'nda tabii bu Türkiye için önemli bir havzalardan bir tanesi ve ciddi anlamda tarım aktivitelerinin yoğun olarak yapıldığı bir bölge. Bu nedenle ben GAP bölgesine gitmek istiyorum. Başlangıçta Mehmet Bey bize GAP bölgesini bir anlatabilirseniz GAP'ta tarım sektörüyle ilişkili çünkü bu sektör ciddi anlamda özellikle gıda ve tarım iklim değişikliğiyle birlikte su kaynaklarımızdan tüketiminden dolayı hem getirdiği yani yağış rejiminin azalmasıyla ciddi anlamda azalma söz konusu görüyoruz. Acaba sizin orada durum nedir? Bize özetleyebilirseniz çok seviniriz. Teşekkür Evet, ederim. ben de öncelikle bu webinarın düzenlenmesinde emeği geçen başta Meltem Hocam olmak üzere ekibine teşekkür etmek istiyorum. Bu panelin de başarılı ve hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ben sizlere Güneydoğu Anadolu Projesi'nin son durumuyla ilgili kısa bilgi vermeye çalışacağım. Tabii bu proje bizim ülkemizin alan ve nüfus itibariyle %10'unu oluşturan Güneydoğu Anadolu bölgesinin 9 ilinde uygulanan bir proje. Tay bölgemiz Yukarı Mezopotamya olarak adlandırılan Fırat ve Dicle nehirlerinin hayat verdiği bereketli toprakların bulunduğu bir bölge. Ve bu özellikleriyle aslında tarım devriminin ve dolayısıyla yerleşik hayatın ve
uygarlığın ortaya çıktığı bir bölgede yaşıyoruz. Tabii sahip olduğu köklü tarihi, zengin kültürel mirası, bereketli toprakları ve genç nüfusuyla önemli bir potansiyel barındıran bir bölge. İşte bu potansiyeli değerlendirmek üzere 1989 yılında bölgedeki hem doğal kaynakların hem de zenginliklerin değerlendirilerek bölgedeki halkın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini arttırmayı, bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmayı ve özellikle kırsalda istihdam ve verimliliği arttırarak ulusal düzeyde ekonomik kalkınma ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan Güneydoğu Anadolu projesi uygulanmakta. Tabii bu proje aslında başlangıçta toprak ve su kaynaklarını geliştirmeyi hedefleyen bir proje olarak başlatılmış. Ancak 1989 yılında hazırlanan master planla beraber entegre çok sektörlü bir bölgesel kalkınma projesine dönüştürülmüştür. Tabii aslında başta enerji ve sulama yatırımlardan ibaret olan bu proje daha sonra işte biraz önce de bahsettiğim gibi entegre bir projeye dönüştürüldükten sonra hem tarım hem sağlık, ulaştırma, kentsel altyapı, kırsal turizm gibi bütün sektörlere kapsayan bir projeye dönüştürüldü. Tabii proje kapsamında bugüne kadar çok önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen yatırımlarla bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi hızlanmış, ülke ekonomisine katkısı artmış ve bölgenin sosyoekonomik göstergeleri iyi seviyelere geldiğini söyleyebilirim. Özellikle Güneydoğu Anadolu projesini hızlandırmak üzere idaremiz tarafından Zamanın Kalkınma Bakanlığı'nın da koordinasyonunda hazırladığımız eylem planları vardı. 2008-2012, 2014-2018 eylem planlarıyla başta sulama, arazi toplulaştırması, enerji üretimi ve temel altyapı yatırımlarında çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Enerji projeleriyle ilgili bölgede hedeflediğimiz 19 hidroelektrik santralin şu anda 14'ü tamamlanmış durumda. Ve bugüne kadar bu tamamlanan hidroelektrik santralleriyle ürettiğimiz enerji miktarı 491.5 kilowatt saate ulaşmış. Bunun parasal değeri de şu anda yaklaşık 29,5 Amerikan dolarıdır. Dolayısıyla biz sadece enerji projelerinden elde ettiğimiz gelirle bu projeyi amorti ettiğimizi söyleyebiliriz. Tabii proje kapsamında temel yatırımlarından birisi olan sulama, bu sulamayla beraber biz yapılan yatırımlar, bitirilen ana kanallar ve barajlarla beraber şu anda 580 bin hektarlık alanı işletmeye açmış bulunuyoruz. Ama yakın zamanda da inşaatı devam eden 140 bin hektarlık bir alanımız var. Bu alanla birlikte bu rakam 720 bin hektara ulaşacağını söyleyebilirim. Tabii aslında 1 milyon 60 bin hektarlık bir hedefi biz eylem planlarıyla belirlemiştik. Şu anda 1 milyon hektarlık alana suyu kavuşturacak ana kanalların tamamı da bitmiş durumda. Dolayısıyla yakın gelecekte de bu hedefi yakalayacağımızı belirtmek isterim. Yine tabii sulama projelerine eş zamanlı olarak dünyanın en büyük arazi toplulaştırması bizim bölgede yürütüldü. Yaklaşık 2,5 milyon hektarlık alanın toplulaştırılması bitmiş durumda. Bu ana yatırımlarla beraber tabii bölgenin tarım alanlarının sulamaya açılması, tarımsal altyapının güçlendirilmesiyle ortaya çıkacak tarımsal potansiyeli de en iyi şekilde değerlendirmek ve bölge ekonomisine de katkı sunmak için diğer alanlarda da yatırımlarımız devam etmiş. Yani burada sanayi, ulaşım, kültür, turizm ve diğer altyapı yatırımlarında da çok büyük ilerlemeler kaydettiğimizi söyleyebilirim. Bölgedeki organize sanayi bölgesi 18'e, küçük sanayi sitesi sayısı 38'e yükselmiş. Tabii bizim bölgede biliyorsunuz çevremizde yaşanan birçok olumsuz problem, içimizde yaşanan birçok olumsuz problemlere rağmen şu anda bitirdiğimiz organize sanayi bölgelerinin çoğu hemen hemen dolmuş, yeni ve tevsi OSB'lere başlanmıştır.
Tabii bölge sanayisine yapılan yatırımlar ve verilen teşvikler sayesinde endüstriyel üretimde de önemli mesafeler aldık. İhracat rakamımız 10.5 milyar doları bulmuştur şu anda. Bizim bölge olarak ülke ihracat içerisindeki payımız yaklaşık %1-2'lerdeyken şu anda %6.5'lara çıktığını söyleyebilirim. Tabii bölgenin pazarlama olanaklarının geliştirilmesi, rahat ulaşım sağlanması, seyahat konforunun arttırılması için ulaştırma altyapısı da üst sınırlara çıkarılmıştır. Yani bölgemiz diğer bölgelerle, illerle, ülkelerle ve limanlarla erişimini sağlayan altyapı ve ulaştırma altyapısı tamamlanmış durumda. Şu anda Şanlıurfa'dan Edirne'ye kadar otoyolla bağlandığımızı söyleyebilirim. Tabii düzenli, sağlıklı ve güvenli yerleşimler oluşturmak amacıyla da fiziki planlama, kentsel altyapı, içme suyu ve konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik yatırımlar da hızlandırılmıştır proje kapsamında. Şu anda bölgedeki tüm illerimizin içme suyunun ihtiyacı giderilmiştir. Bölgede bir yandan altyapı çalışmaları tabii tamamlanırken, diğer taraftan eğitim, sağlık ve sosyal gibi temel ihtiyaçlara yönelik yatırımlara da devam edildi. Özellikle eğitim durumunda gerçekleştirilen yatırımlarla okullaşma oranlarında önemli artışlar sağlanmıştır. Okul öncesinde %56'lar, %46'lar, ilk öğretimde %3 ve orta öğretimde %93'ler seviyesine geldik. Oluşturulan, inşa edilen okullarla öğrenci, sınıf başına düşen öğrenci sayısında da önemli rakamlara ulaştık. Şu anda öğrenci sayısı 30'lara düşmüş durumda. Tabii eğitim ve sağlık göstergeleri bölgede iyileştirilirken sosyal koruma, sosyal hizmet gibi yine çok önemli alanlarda tasarlanan yatırımların sosyal göstergelere yansıması olumlu anlamda olmuştur. Bölgenin sosyal anlamda gelişimini destekleyici, her kesimden insanımızın sportif faaliyetlerini gerçekleştirebileceği spor salonları, yüzme havuzları yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Tabii toplumun kırılgan kesimlerinin ihtiyaç duyduklarında sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürdürebilecekleri bakım, sosyal koruma, sosyal hizmet, engelsiz yaşam ve gençlik merkezleri hizmete açılmıştır. Tabii görüldüğü üzere tüm sektörlerde yapılan yatırımlarla GAP bölgesi önemli kazanımlar elde etmiştir. Şu anda aslında yapılan yatırımların yatırımlardan yararlanma zamanı ve refaha dönüştürme zamanı. Ben bütün yatırımcılarımızı bölgeye yatırım yapmaya ve aslında doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle, lezzetiyle benzersiz olan bu toprakları keşfetmeye davet ediyorum. Kısacası Alper Hocam, benim GAP'la ilgili özet bir şekilde sunacağım bilgiler bunlar. Ama isterseniz tarımla ilgili de birkaç söz etmek isterim. Mutlu oluruz. Sadece ben bir şey ekleyeyim Mehmet Bey. Sadece sizin söylediğinize belki biraz açıklık getirmek üzere. Biliyorsunuz bu iklim değişikliğiyle birlikte biz 2019 verilerine baktığımızda barajlarımızın doluluk oranı %29 iken bu 2021 verilerine %17'lere indi. Yani ciddi anlamda barajlardaki su seviyesini enerji sektörünü etkiledi. Tarım sektöründe acaba GAP'ta neler oluyor? Ona da bir kısa cevap verebilirseniz mutlu oluruz. Tabii bizim projenin aslında ana lokomotif sektörü tarım. Sosyal ve ekonomik kalkınmasındaki esas güçlü tarım diyebiliyorum. Bereketli toprakları, bol suyu, uygun iklim koşullarıyla aslında birçok ürünün yılın mevsimlerine göre yetişebildiği bir havzalar topluluğundan oluşuyor Güneydoğu Anadolu bölgesi. Bizim yaptığımız çalışmaya göre 22 ana agroekolojik havzadan oluşuyor bölge. Ve aslında her havzanın alt havzaları da var. Çok farklı zenginliklere sahip. Dolayısıyla önemli bir potansiyel. Bu potansiyeli değerlendirmeye yönelik biz GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak özellikle bahsettiğiniz gibi iklim değişikliği, yaşanan kuraklıklar, doğada yaşanan olumsuz şartları da dikkate alarak çok yenilikçi projeler üretmeye başladık. Özellikle kaynak verimliliğini, sürdürülebilir üretimi
destekleyecek birçok proje hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi hassas tarım, diğeri entegre tarımda ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinde entegre kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin artırılması, tarımsal eğitim yayın projesi gibi, organik tarım küme projesi gibi birçok projeyi harekete geçirdik. Bunlarda asıl temel amaç kaynakları etkin ve verimli kullanarak sürdürülebilir üretimi sağlamaya yönelik projeler. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. O zaman ikinci konuşmacımı Ali Bey'e geçelim. Şimdi Ali Bey, jeotermal sektör Türkiye'de tabii soğuk su kaynaklarından bahsettik. Sıcak su kaynakları da Türkiye potansiyel olarak çok yüksek. Biz biliyoruz ki dünyada elektrik sektöründe, özellikle jeotermal enerji sektöründe 4. sıradayız. İşte doğrudan kullanımda Çin'in dışında, Çin'in eğer ısı pompalarını devreye sokmasanız yine dünyada 2. sıradayız. Ama şunu da biliyoruz ki tarım sektörüyle jeotermalin ciddi bir yatırımı var. Yani özellikle seracılık sektöründe ciddi bir büyüme meydana geliyor. Görüyoruz bunu. Bu konuda sizler ne dersiniz? Sıcak suları nasıl kullanıyoruz? Tarım sektörüne getirdikleri, götürdükleri, bunları bize özetleyebilirseniz seviniriz. Teşekkür ederim. Alper Hocam, öncelikle bu sözü bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de böyle bir panelde tarımda su yönetimi ve teknolojik gelişmeler adlı bu webinar panelinde değerli konuklarımızla beraber jeotermal enerjiye söz hakkı verdiğinden dolayı da Meltem Hocama da ayrıca teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Tarımla enerjini bildiğiniz gibi iç içe iki tane bence önemli unsur. Yani hem tarım hem enerji bugün insanlığın en önemli iki kaynaklarından bir tanesi. Ve birbirini etkileyen önemli kaynaklar. Bu kaynakların beraber bilinçli bir şekilde, doğru bir şekilde kullanımını çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün yani her enerjide yaptığımız her adımın, her yatırımın tarıma olan etkilerini, tarıma olan uyumunu bir şekilde gözetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zaten son zamanlarda ortaya çıkan bu bildiğiniz iklim değişikliği ile ilgili işte ortaya çıkan durumlar, onun dışında bildiğiniz gibi ülkemizin de son iklim anlaşması içerisinde yer alması, bu konunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan sonuçlardan bir tanesi. Tabii bunu nasıl bu yola giden bu durumda nasıl bir şekilde hareket etmemiz lazım? Biz Jeotermal Enerji Derneği ve bu konuda jeotermal enerjiye yatırım yapan şirket olarak şöyle düşünüyoruz. Türkiye'nin ciddi miktarda bir yenilenebilir kaynağı var. Çok önemli miktarda rüzgardan, güneşten, hidrodan ve jeotermalden oluşan önemli bir ciddi kaynakları var. Bu kaynakların son iklim değişikliğiyle ilgili enerjinin iklimi olan etkilerini düşündüğümüz zaman bu kaynakların bir an önce hayata geçirilmesi ve bu kaynakların kullanımının bir an önce önünün açılması lazım ki iklim değişikliğine olan etkilerin bir şekilde kontrol altına alınabilmesi ve azaltılması noktasında. Dünyada artık şu netleşti. Bugün karbondioksit salınımı, CO2 salınımı özellikle iklimin değişmesinde, bu sera etkisinin ortaya çıkmasında önemli bir faktör oldu. Ve dünyadaki şu anki sera etkisinden kaynaklı sıcaklık artışı bugün 1.1 veya 1.2 denilen sıcaklık mertebelerine ulaştı. Ve bunun bir şekilde getirmiş olduğu etkileri de çok yakinen takip ediyoruz. İşte ülkemize de baktığımız zaman bugün son zamanlarda, hele son 3-4 yılda geriye dönüp baktığımızda yağışların cinsinin, yağışların dağılımının çok ciddi oranda değiştiğini görüyoruz. Bunun da etkilerini biraz önce siz de bahsettiniz. İşte barajlardaki etkileri. Biz bu barajlarda etkileri iki türlü etkisini net bir şekilde görüyoruz. Bir, biz enerjicilerde işte toplanan suyun azalması ve enerji olan olumsuz etkisi. Çünkü şu an için barajlardan veya hidro kaynaklarımızın kurulu gücünün çok yüksek olmasına rağmen maalesef üretimdeki etkisinin gittikçe düştüğünü görüyoruz. Bu sene neredeyse %10'a varan
son 3 senenin içine baktığımız zaman 3 sene öncesine göre %10'a varan bir düşüş karşımıza çıktı. Yani şöyle söyleyeyim size, 2010'larda Türkiye'nin yaklaşık 50 bin megawattlık kurulu gücü vardı ve bu kurulu gücün %35'ini yenilenebilir kaynaklar oluşturuyordu. Yenilenebilir kaynaklar da o zaman için bildiğiniz gibi hidrolardan teşkil ediyordu. Yani bizim o zaman daha henüz rüzgara ve güneşe ve jeotermalde çok fazla bir şeyimiz yoktu, payımız yoktu. Ve %35'te biz Türkiye enerjisinin %25'lerini üretiyorduk. Çünkü barajlarımız o zaman için iyi yağışlardan dolayı çok iyi bir şekilde üretim etkisini gösterebiliyordu. Bugün geldiğimiz noktada 2020'li senelere geldiğimizde işte 100 bin megawattlık kurulu güçlere ulaştık. %53 oranında yenilenebilir kaynaklara ulaştık bunun. Yani bugün baktığımızda yenilenebilir kaynaklardaki kurulu güçteki yeri yaklaşık %50'nin üzerine çıktı. Yani çok büyük bir artış bu bir artış. Yani yenilenebilir kaynaklara Türkiye son 10 yılda çok büyük bir kaynak aktardı ve ciddi bir atılım gerçekleştirdi. Ve buradan bak, buradaki elektrik üretimindeki payına bakarsak yenilenebilir kaynakların %35'li seviyelerde. Aslında biz %45'lerde olmasını bekliyorduk ama %35'lerde gerçekleşti. Çünkü %10'luk kaybı maalesef yağış rejiminin değişmesinden dolayı hidro gücünün yeterince faydalanamamız gibi bir durum ortaya çıktı. Yani 2010'larda 2020'li yıllara baktığımız zaman hidroda %10 toplamda %10'luk bir şey kaybettik, miktar kaybettik. Bu şunu gösteriyor, bir taraftan iklim değişiyor. İklimin değişmesi gördüğünüz üzere hem enerjideki şeyimizi hem de tarımdaki etkilerini, olumsuz etkilerini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ha, bize düşen nedir burada? Bize düşen şudur. Biz tabii Türkiye'nin yüksek miktarda, yüksek oranda bir yenilenebilir kaynağı var. Bugün jeotermalde ve güneşte sonsuz denilebilecek bir kaynağa sahibiz. İşte güneş bildiğiniz bir gökyüzünde sonsuz bir enerji kaynağı. Bizim jeotermalde yerin altında bir sonsuz enerji kaynağı. Aynı zamanda ülke olarak bu enerji kaynakları bizde diğer ülkelere göre çok daha yaygın ve çok daha kuvvetli ve potansiyel yüksek bir oranda. Biz bu potansiyeli yenilenebilirdeki ve jeotermaldeki potansiyelleri önümüzdeki dönemlerde şu an dünyanın gittiği gibi enerjide bir dönüşüm trendi başladı bildiğiniz gibi. Bu enerjide dönüşüm trendi içerisinde yenilenebilir kaynaklarımızı hızla %53'lü seviyelerden %100 seviyelere doğru çıkarttığımız zaman buradaki hidrokarbon kaynakları olan bağlılığımızı gittikçe düşüreceğiz ve hidrokarbon kaynaklardan bağlı emisyonları da bir şekilde bugün 2053 karbon nötr hedefine hızla ulaşma noktasında önemli bir adımı gerçekleştirmiş olacağız. Bunu yaptığımız zaman bugün bütün dünyanın inanmış olduğu, eğer biz bu emisyonları azalttığımız takdirde dünyanın şu an bilim adamlarının hesaplamış olduğu 2050 yıllarda 2 derecenin altında dünyadaki ısınmayı aşağıya çekebilirsek veya daha da aşağıya çekebilirsek bugün belki dünyadaki eski iklim dengesine ulaşma ve bu iklim dengesinde bize olan şu ana kadar son zamanlarda görmüş olduğumuz olumsuz etkilerin ötesine eski zamanlara döndürme gibi bir şansa sahip olmuş olacağız. Dolayısıyla burada yenilenebilir kaynakların tabii geliştirilmesi, bu kaynakların bir an önce hayata geçirilmesi ve o kaynaklardan faydalanarak iklime olan etkisini, olumlu etkilerini hızlandırmak bizim öncelikli hedeflerimizden bir tanesi. Dolayısıyla biz bu hedefleri gerçekleştirirsek tarımda da olan olumlu etkilerini bir şekilde görmüş olacağız. Tabii bir sorunuzun bir parçasında da şey vardı, tabii bu enerji boyutu. Biz enerjide tabii iklimi olan olumsuz etkileri bu dönüşümle atlatırken diğer taraftan da aslında jeotermal üzerinde başka bazı faydalarımız var. Özellikle tarım noktasında. Bugün bildiğiniz gibi Türkiye'de yaklaşık 4000 dönüm, biraz önce de bahsettim. Türkiye siz de bahsettiniz. Isıtmada dünyada ikinci, ısı pompaları dışında eğer bir tarafa bırakırsak. Bugün elektrik üretiminde 1650 megawattlara ulaşmış durumda son 10 senedeki atılımlarıyla. Bu şu anki toplam elektrik üretiminde %3'lük bir değere karşılık geliyor. Bugün konut ısıtmada
ısı pompalarını bir tarafa bırakırsak dünyada ikinci büyük bir değere ulaşmış, ikinci sıraya ulaşmış durumda. Jeotermal seracılıklar dünyada birinci sırada. Şu an 4000 dekarlık bir şeyle jeotermal seracılıkla bugün dünyada birinci sırada. Ama Türkiye'nin potansiyeli bildiğiniz gibi bunlar değil. Türkiye'nin potansiyeli bunların çok çok üzerinde. Önümüzdeki dönemde özellikle kontrollü tarımın, yani daha bu iklim değişikliği yüzünden daha fazla ihtiyaç olacağı bir gerçekle karşı karşıyayız. Yani kontrollü tarım dediğim sera üretimi, bunu sera üretimini jeotermalle beraber birleştirdiğimiz zaman ve buradaki hem su kullanımını hem de kontrollü tarımla daha verimi üst seviyeye çıkardığımız takdirde yani Türkiye'nin ihtiyacı olan özellikle tarımsal üretimde önemli bir noktaya ulaşacağımızı düşünüyorum. Türkiye'nin burada önü çok açık. Çok büyük bir potansiyel var. Bugün özellikle Batı'da bir takım jeotermal sera uygulamaları, çok güzel uygulamalar var. Ama bunu gittikçe doğuya da, doğu illerinde de, iç bölgelerde yaygınlaştığını görüyoruz. Ve burada çok güzel örnekler var. Verim anlamında çok yüksek. İklimsel etkilerden dolayı verimin çok yüksek olduğunu. Bugün bu alanda dünyada lider ülke olan Hollanda'ya benzer verimliliğe biz şu an için Anadolu'nun içlerinde yapılan jeotermal seracılıkta rahatlıkla ulaşılabildiğini görüyoruz. Biraz daha bilimsel verileri, biraz daha bilimsel değerleri bunun içerisine dahil edebilirsek, biraz daha teknolojik gelişmelerle, biraz daha tecrübeyle ben çok şuna inanıyorum ki bugün dünyanın gelişmiş ülkelerdeki sera teknolojilerini hem de serada ulaşılan verimliliğin çok daha fazla üzerine bizlerin çok yakında ulaşacağını ve aşacağını düşünüyorum. Yapmamız gereken jeotermal kaynakların zengin olan kaynaklarımızın, potansiyeli yüksek olan kaynaklarımızın sadece batı bölgelerinde değil, iç ve doğu bölgelerinde bir şekilde geliştirilmesi, bu geliştirmeye yönelik bir takım çalışmaların hızlandırılması ve burada çoklu amaçlı, çok amaçlı jeotermal kaynakların bugün sadece enerji üretim amaçlı değil, konut ısıtmadan seracılığa kadar, kurutmaya kadar, balıkçılık, madencilik gibi birçok entegre kullanıma kadar, doğrudan entegre kullanıma kadar açılmasını sağlanması gerekiyor. Biz şunu hep iddia ediyoruz. Burada da rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün Türkiye'de yapıların hepsinin farklı teknolojik gelişmelerle jeotermal kaynaklardan ısıtılabileceğini, Türkiye'nin seracılıkta rahatlıkla on binlerce dönüm arazileri, on binlerce dönüm jeotermal seracılıkla yapabileceğini ve bunun sayesinde üretimde çok iyi noktalara gelebileceğini, artı jeotermalin bildiğiniz gibi şu an binlerin üzerinde kaplıcalarımız var, doğal kaplıcalarımız. Bunlarda yapacağımız bir takım turistik faaliyetlerle, yeni tesislerle, yeni bir konseptle burada çok fazla turist çekerek önemli bir turizm faaliyetinde gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla şunu son herhalde süremin sonuna da geliyorum. Şu şekilde toparlamak isterim. Türkiye'nin çok büyük yenilenebilir enerji kaynağı var. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasında kendi ülkemizin şartlarına uygun teknolojilerin geliştirilmesi ihtiyacı var. Bugün rüzgarda, güneşinden, jeotermaline kadar farklı farklı birçok güzel örnekler var. Yani bugün işte tarım sulamada bir takım şeyleri, yani böyle küçük mobil yeni tasarımları özellikle pompa üretimi için mesela rüzgar enerjisini rahatlıkla geliştirebiliriz, kullanabiliriz. Bu tür güzel örnekler var. Bir takım Ar-Ge çalışmaları var. Yani büyük ölçekli şeyler yapmak yerine işte tarım sulamada işte bu tür küçük örneklerle, küçük bir takım şeylerle rüzgar gübreyle bunlar gerçekleştirilebilir. Güneşle bildiğiniz gibi çok yüksek miktarda enerji rahatlıkla üretilir. Bu enerjilerle hem sularımızı bir şekilde, yani benim aklıma geçen işte artık biz sular o kadar değerli ki şu an tarımda kullandığımız, içme amaçlı kullandığımız veya farklı amaçlı kullandığımız sular artık bu suların eskisi gibi vahşi yöntemlerle kullanılması değil, çok planlı bir şekilde kullanılması bu dönemden sonra gerekiyor. Belki her kullandığımız suyun da kullandıktan sonra arıtarak tekrar geri döndürüp geri kazanıp tekrar kullanmamız gerekiyor. Bu anlamda da bunu yapabilmemiz için enerjiye ihtiyaç var. Enerji de bizde bol miktarda var, yenilenebilir var.
bu yenilenebilir enerji kaynaklarını burada devreye sokarak rahatlıkla bunları yapabiliriz. Yani şu an su fakiri olma yoluna giderken biz onu bir şekilde tersine çevirebiliriz. Tekrar o suları tekrar kullanarak, bu anlamda da enerji tabii ki çok önemli ve bu enerji kaynaklarının fazlasıyla bizde yeterince olduğunu düşünüyorum. Ama buradaki yapmamız gereken en önemli şey kendi ülkemize özgü bir kaynaklarımızın envanterini çıkarmak. İki, bu kaynaklarımızın bir şekilde kendimize özgü teknolojilerin gelişiminde bir takım çalışmaları ülke olarak kendimiz yapmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer biz bunları yaparsak hem elimizdeki suları çok yönetir bir duruma geçeriz, hem de enerjimizi doğru kullanmış, verimli kullanmış oluruz. Söz verdiğiniz için çok teşekkür ederim tekrar. Ali Bey, çok teşekkür ederim. Küçük bir sorum olacak. Şimdi tabii maalesef bizim ülkemizde kuru meyve ve özellikle yaş meyve ve sebzeliğin yaklaşık %30'u bizim yaptığımız tespitlere göre atık haline geliyor. Yani siz Jeotermal Enerji Derneği olarak bu kurutma sektörünün buna getireceği katkılara yönelik strateji planları var mı? Neler düşünülüyor? Nasıl gelişecek? O konuda da küçük bir iki cümle söyleyebilirseniz mutlu oluruz. Aslında çok iyi bir noktaya değindiniz. Şu an işte verimlilik, her şeyde verimlilik çok önemli. İşte tarımda, işte tarımın her noktasında verimlilik. İşte ürünü çok zor şartlarda elde ediyoruz. Çok bedel ödüyoruz. Ama günün sonunda ürettiğimiz ürünlerin önemli bir kısmını sarf ediyoruz. Yani kullanamıyoruz. Özellikle yaş sebze meyvede. Çünkü kısa bir dönemde çok yüksek miktarda ürün bir şekilde ortaya çıkıyor. O ürünün o şekilde tüketilmesi çok zor. Bir şekilde farklı şekillerde paketlenebilmesi veya dönüştürülmesi lazım. Bu anlamda özellikle bu batı bölgelerinde bildiğiniz gibi çok yoğun bu ürünler ortaya çıkıyor. Ve orada da çok yoğun jeotermal, çok yüksek potansiyelli jeotermal kaynaklarımız var. Biz ikisini birleştirme noktasında çok, yani bir takım girişimler yaptık. Yani dernek olarak da yapıyoruz, sektör olarak da yapıyoruz. Belediyelerle, işte kalkınma ajanslarıyla bir takım projeler üretme, ARGE projeleri. Şu ana kadar bu konuda maalesef başarılı olamadık. Onu altını çizeyim. Yani güzel fikirler çıktı. Güzel birliktelikler çıktı. Birkaç belediyeyle bu konuda ortak proje yapalım konusunda anlaştık. Projelerin bazıları hala devam etmekte. Yani şey anlamında, uygulama noktasına henüz geçmedi. İnşallah önümüzdeki dönemde bu bir iki tanesinin hayata geçmesini bekliyorum. Eğer hayata geçerse örnek projeler olacak. Birkaç tane örnek Türkiye'de var biliyorsunuz. İşte Kırşehir Belediye'miz bu anlamda güzel bir örnek daha öncesinde yaptı, bir tesis yaptı. Onun güzel sonuçlarını ortaya koydu. Ama bunu ticari anlamda büyük ölçekte maalesef hayata geçmedi. Bunun güzel bir planla özellikle Batı bölgesinde hayata geçirilmesi halinde çok önemli bir değerin ülkemize geri kazandırılacağını düşünüyorum. Biz bu anlamda dernek olarak dediğim gibi o birkaç örnek proje üzerinden yürüyoruz sabırla ve ısrarla devam ettiriyoruz. İnşallah olumlu sonuçlarımızı önümüzdeki yıllarda almış oluruz, sizlerle de paylaşmış oluruz. Çok teşekkür ederim, çok değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Şimdi sağ olun. Şimdi ben Rahmi Bey'e geçmek istiyorum. Rahmi Bey, siz de tabii Basınçlı Sulama Sanayiciler Derneği olarak 35 tane üyeniz var diye biliyorum. 33 müydü? Şu evet. Anda 33 ama bu toplantıdan sonra 35 olur, 40 olur, fark etmez. İnşallah daha da güçlü olsun. Tabii İnşallah. Siz damlama sulama sistemlerinde, filtrasyon sisteminde, otomasyon sistemlerinde ciddi çalışıyorsunuz. Üyelerinizi bilinçlendiriyorsunuz. Sözü size vereyim. Siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Tarım sektöründe neler bekliyoruz? Bunu da bir bize irdeleyebilirseniz mutlu oluruz. Tabii ki. Hocam, öncelikle size çok teşekkür ederim. Sonra Cemre Hareketi'ne ve Meltem Hanım'a bize derneğimizi, aktivitelerimizi tanıtma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Kısaca şöyle bir derneğimizi tanıtmak istiyorum. Çok bilinmiyor derneğimiz. 2008 yılında
Türkiye'de üretim yapan ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olan firmaların kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur derneğimiz. Şu anda 33 üyemiz var. Üyelerimiz arasında sizin bahsettiğiniz gibi damlama sulama sistemi üreten, yağmurlama sulama sistemi üreten, PVC ve PE boru üreten, filtrasyon ve gübreleme sistemleri üreten, pivot, lineer, tamburlu sulama sistemi üreten, ayrıca gerekli tüm selenoid otomasyon için selenoid vana, aksesuar ve fittingsleri üreten üyelerimizle birlikte küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda sınırlı kaynaklarımızdan olan suyu koruyarak Türkiye için daha az kaynakla, daha az kaynak nedir? Gübredir, sudur. Daha fazla üretmeye her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Şimdi önce mevcut Türkiye'deki duruma bakmamız lazım. Geleceğe bakmadan önce mevcut su dünyanın varoluşundan itibaren yaşamın en temel kaynağı. Ancak gün geçtikçe sağlıklı suya erişim çok zor hale gelmekte. Suyun dünya çapında en yoğun kullanım alanı sizin de söylediğiniz gibi tarım. Dolayısıyla tarımda, tarımsal sulamada yapacağımız tasarruf sanayide ve ev içme suyunda bizi çok rahatlatacak. Şimdi 2040 yılında Türkiye'nin nüfusunun 100 milyon olacağı konuşuluyor. Şu anda 83 milyon, 84 milyon civarındayız. 20 yıl gibi bir sürede 100 milyonu aşacağız. FAO göre de artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için 2050 yılına şu anda ürettiğimizden %50-60 fazla gıda maddesi üretmemiz lazım. Bu nasıl olacak? Hem küresel ısınma var, iklim değişikliği var, hem nüfus artıyor, hem de %50'den fazla gıda maddesine ihtiyacımız var. Atalarımızın söylediği bir söz var. Böyle gelmiş, biz dernek olarak şöyle diyoruz. Böyle gelmiş, böyle gider atasözünü. Böyle gelmiş, böyle gitmez diye değiştirmemiz lazım. Çünkü mevcut suyla, yani mevcut suyumuz ne kadar? 112 milyar metreküp. Yani bu suyla ve 2040 yılında da nüfus artış sebebiyle bu 112 milyar metreküp kişi başına bugün 1350 metreküp yapıyor. 1350 metreküp bile bizi su stresi çeken bir ülke durumunda tutuyor. Nüfusumuz 100 milyona çıkınca ne olacak? Kişi başı su tüketimimiz 1000 metreküp'e düşecek. Yani 1350'den 1000'e düşecek. Bu kişi başı kullandığımız suyun 30-35 azalması demek. Ciddi bir sıkıntı bu. Yani hep beraber ülke olarak, devlet olarak, sektör olarak bu su tasarrufu daha az suyla, daha az gübreyle, GAP bölgesinde güzel çalışmaların yapıldığını biliyorum. Bir an önceki sunumu izlemiştim. Ben GAP'tan %40 su tasarrufu ve %20 civarı gübre tasarrufu sağlandığı söylendi. Neyle? Akıllı sulama, işte uydu görüntüleri, drone uçurarak, bitkinin ihtiyacı olan suyu ve gübreyi vererek. Yani biz bugüne kadar, evet, 2007'den beri Tarım Bakanlığı, devletimiz %50 hibe veriyor, damlamayı destekliyor. Ama bugüne kadar olanlar açıkçası tam şeyine ulaşmadı. Niye?
mevcut suyu damlama sulama sistemlerini ya da basınçlı sulama sistemlerini çiftçimiz salma sulama verir gibi kullanıyor. Bol bol sulanıyor. Gerçek ideal bir damlama sulama ya da basınçlı sulamada suyu kontrollü vermemiz lazım. Etkili kök bölgesinde tutmamız lazım. Dolayısıyla mevcut durumumuz bu. Şimdi basit olarak bizim 5-6 tane önerimiz var bu konuda. Birincisi, havza bazlı su ve buna bağlı olarak da üretim planlaması yapılmalıdır. Sulama sistemindeki su kullanım kontrolü ve su kayıplarının azaltılması için etkin izleme ve değerlendirme sistemi kurulmalıdır. Ayrıca üretim ve fiyat planlaması için sözleşmeli tarım özendirilmelidir. Çünkü bir yıl ürünün fiyatı çok para yapıyor. Ertesi yıl çiftçiler aşırı bir şekilde onu ekiyor. Dolayısıyla bir yıl var yılı, bir yıl yok yılı, bazı ürünlerin fiyatlarında çok oynama oluyor. Dolayısıyla bizim önerimiz bu. İkincisi, 2007 yılından beri devam eden %50 hibe sistemi, son yıllarda hepimizin hissettiği gibi küresel ısınma, iklim değişikliği sebebiyle yarışı farklı bir segmente soktu. Yani eskiden bildiğimiz gibi çiftçilik, bildiğimiz gibi tarım yapamıyoruz. Ürün verimleri kuraklıktan dolayı düşmeye başladı. Dolayısıyla bizim dernek olarak önerimiz, bugüne kadar %50 hibe sistemini bugünden itibaren, 2022'den itibaren %75 ve %100 olarak, hibe olarak kademelendirmemiz lazım. Niye? Yeraltı suyu kullanan 200, 300, 400 metreden su çeken yeraltı üreticilerimiz var. Su kaynaklarına sahip olan üreticilerimiz var. Dolayısıyla suyumuzu korumak amacıyla havza bazlı uygulamalar yapmamız lazım. Ayrıca hibe dosyası hazırlama prosedürü azaltılmalı, kolaylaştırılmalı ve yıl boyu başvuru kabul edilmelidir. Ayrıca hibenin sadece belirli bölgelerde değil, tüm Türkiye çapında yaygınlaşması sağlanacak önlemlerin alınması lazım. Üçüncü önerimiz, DSİ verilerine göre %72 sulama sistemlerinin %72 açık kanal sistemi, %28'i borulu sistem, işletmedeki tesislerin %62'sinde maalesef vahşi sulama yapılmakta. Vahşi sulamanın, sulama randımanını siz de dahil herkes biliyor, %40. Yani Türkiye'nin %62 sulama sisteminde vahşi sulama yapıyoruz ve verdiğimiz suyun yarıdan daha azı bitkiye gidiyor, geri kalanı buharlaşıyor, taban sularına gidiyor, kirleniyor. Dolayısıyla bizim önerimiz, Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği olarak yağmurlama sulamada bu oran, su randımanı, sulama randımanı %70, damlama sulama sistemlerinde de %90. Dolayısıyla su randımanının artırılması ve verilen suyun ziyan olmaması için modern, akıllı, basınçlı sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Dördüncü madde, 11. kalkınma planına 2 milyon hektar alanın sulamaya açılması planlanmaktadır. Çünkü nüfus artacak,
artan nüfusa gıda maddesi ihtiyacı artacak. Dolayısıyla aynı alandan bunu sağlamak yerine devletimizin planladığı 2 milyon hektar sulama alanı açılması. Ama bizim dernek olarak önerimiz şu. Şimdi suyumuz aynı. Küresel ısınma var. 112 milyar metreküpü, 120, 130, 140 milyar metreküp yapma şansımız var mı? Yok. Yoksa o zaman yeni sulama alanı açıp bir sürü yatırım yapıp yapmak yerine mevcut biraz önce söylediğim %28 DSİ rakamlarına göre %28'i borulu sistem, yani borulu basınçlı sistem, hidran sistemi. Ama burada herkes %90 şu anda salma sulama devam ediyor. Ya da yağmurlama devam ediyor. Dolayısıyla bizim dernek olarak önerimiz acilen 2022'den itibaren bu %28 GAP alanı kadar bir alan, 1.8 milyon hektar alanda %100 hibe verip 2-3 yıllık dönemde buradan basınçlı sulama yapılıp ve buradan biz garanti ediyoruz, garanti veriyoruz, %50 su tasarrufu sağlayabiliriz dernek olarak, üyelerimiz çalışmalar olarak. Tabii bunun akıllı vaziyette yapılması lazım. Saldım çayıra, mevlem kayıra şeklinde değil, çiftçinin basınçlı sulamayı ya da damlama sulamayı sadece kolay olsun diye açıp, pompayı açıp ya da vanayı açıp gidip başka işlerini halletmemesi gerekiyor. Ayrıca şöyle bir önerimiz var. Devlette, TAGEM'de, DSİ'de bu türlü çalışmaları yaptılar. Çeltik'te ve Şekerpancarı'nda gibi stratejik ürünlerde çok su tüketiyor bunlar. Ama çok su tüketiyor. Çiftçi de geliri fazla olduğu için bunları ekiyor. Yani ne yapacağız? Çiftçiye ektirmeyecek miyiz? Ne yapacağız? Buralarda damlama sulama uygulaması yaptırarak yüzey altı ya da yüzey üstü damlama yaptırarak yine aynı şekilde sağlama şansımız var. Türkiye'de bir de şunu değiştirmemiz lazım. DSİ sulama kooperatifleriyle projeyi bitiriyor. Sulama kooperatiflerine ve birliklere teslim ediyor. Birlikler de burada maalesef dekar bazlı, ürün bazlı, işte ürün domates mi, pamuk mu, dekar bazlı sulama sistemi öneriyor. Dolayısıyla dekar bazlı olduğu için bazıları da saat bazlı sulama yapıyor. Su kaynağı artezyen deri kuyu olanlar. Dolayısıyla ben de çiftçi olsam, bana da dekara şu kadar lira dense mümkün olduğunca tarlamı çok sulamak isterim. Çünkü çiftçi olarak gözümle görüyorum, bakıyorum, toprağa su ne kadar çok yayılırsa bitki o kadar suyunu alır ve büyür diye düşünüyorum. Ben bu suyun 20 santime, 30 santime mi, 50 santim, 70 santime mi gittiğini bilmiyorum ki. Bir de bana suyun, bir dahaki suyun kaç gün sonra geleceğini, bir hafta mı, 10 gün mü, 15 gün mü geleceğini bilmediğim için mecburen çiftçi ya da işte isteyerek ya da istemeyerek suyu fazla veriyor. Bir dahaki su ne zaman gelir diye. Dolayısıyla bu türlü sistemin değişmesi lazım. Bizim önerimiz, devlet de bunu yapmaya başladı. Birçok sistemde, hidrantlı sistemde bu var. Dekar bazından hacim bazı sulamaya geçilip metreküp bazında su saatleriyle ön ödeme olur, son ödeme olur, kullan öde uygulama olur. Böyle yapmamız lazım. Aksi takdirde fazla sulamadan dolayı biliyorsunuz GAP bölgesinde birçok alan çoraklaştı.
Dolayısıyla bir literatürde gördüm bunu. 4 milyon hektar alanımızın, tarım arazimizin bozulma sorunuyla karşı karşıya olduğu tahmin edilmekte Türkiye'de. Bu da büyük bir rakam açıkçası. Basınçlı sulama sistemleri ülke çapında yaygınlaştırılmalı. Şöyle bir özet vereyim size. 2007 yılından bugüne geçen 14 yılda 35 bin adet projeye hibe kapsamına alınmış ve devletimiz sağ olsun %50 hibe vermiş. Bu alan 300 bin hektar. Yani evet, büyük bir rakam. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, 2021 yılında Özbekistan'ın Tarım Bakanlığı'nın ya da devletinin pamukta damlama sulama uygulama için destek verdiği alan 230 bin hektar. Yani bizim 10 yılda, 14 yılda verdiğimizin kabaca aşağı aynısı verilmiş. Bir de bu 14 yılda toplam ödediği hibe devletimizin 300 milyon lira. Şimdi basit olarak verilen sulama desteklerine teşekkür ediyoruz ama bunun çok az olduğunu düşünüyoruz. Ve 2022 yıl için küresel ısınmanın da gündeme alınıp en az 3 milyar TL %75 ya da %100 hibe verilmesini talep ediyoruz. Bunu biz sektör için değil, insanlar 100 milyon nüfus için istiyoruz. Çünkü insanların gıda maddesi ihtiyacını hiçbir şekilde sağlama şansımız yok. Yani evet, suyun yerine geçebilecek alternatif bir kaynak yok. Evet, enerjiyi elektrikle, mazotla, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi elde edebiliriz ya da jeotermal. Ama suyu alternatif ne koyacağız? Alternatifi yok. Dolayısıyla bu miktarda çiftçi, yani Türkiye'de bir de yasaklama demeyeyim de, evet, %100 hibe verilirse çiftçi mecburen bu sulama sistemini alır, su saatini de koyar, suyu tasarruflu kullanır. Evet, Rahmi Bey, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Epey önemli noktalara vurgu yaptınız. Bunu son dakikada bir özetleriz. Şimdi tabii Rahmi Bey özetledi. Ali Bey'in jeotermalinin önemli tarımda. Mehmet Bey de bir örnek verdi GAP bölgesine yaptık yatırımlarla ilgili. Şimdi Ömer Bey, tabii suyu ciddi anlamda kullanıyoruz. Biraz önce sayılarla da ifade edildi bazı şeylerle. Nüfus artışından daha da artacağını ve su tüketiminin daha da yüksek olacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla %50 bir gıda ihtiyacının artacağı söyleniyor. Dolayısıyla ciddi bizim suya ihtiyacımız var. Bunun için hangi teknikleri, nasıl bir teknik, hangi yöntemler, hangi inovasyon sistemlerle hareket etmeliyiz? Özetleyebilirseniz sevinirim. Evet, Alper Hocam, çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Değerli katılımcılara ve emeği geçen Meltem Onay Hocam başta olmak üzere Cemre Hareketi'ne de bu organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Ben tabii ki konuşmaların başlangıcından bu yana dinliyorum. Bir tanım üzerinde mutabakat sağlamak gerektiğini düşündürdü bana. O da şu. Şimdi biz suyun %70-75'inin kullanıldığı tarımsal sulama ve bunun bu suyun yönetiminden ve teknolojik gelişmelerden bahsetmek için ilk önce sulamanın bilimsel tanımına bir göz atmamız lazım. Sulama, bitkinin ihtiyaç duyduğu, sulama suyu ihtiyacının, ihtiyaç duyduğu suyun doğal yağışlarla karşılanamayan kısmının yapay yollarla doğaya zarar vermeden bitkinin etkili kök bölgesine verilmesi diye tanımlayabiliriz. Şimdi bu çerçevede 3 önemli konu var teknolojiye girmeden önce. Bu teknolojiler neyi çözmeli? Çünkü buna cevap vermemiz lazım. Doğal yağışlarla karşılanamayan sulama suyu ihtiyacı giderek artıyor değerli dostlar. Ve kuraklaşan ve çölleşen bölgeler, kuruyan su kaynakları artıyor. Doğadaki bu asimetrik gelişmeler
insan yaşamını bütün dünyada giderek artan bir şekilde olumsuz etkiliyor ve etkilemeye artarak devam edecek. Ben buna tabiri caizse su pandemisi diyorum. İster küresel ısınmadan tutun, ister yerüstü su kaynaklarının kurumasından, yeraltı su kaynaklarının kuruması ve kirlenmesinden tutun. Bu tam anlamıyla bir pandemik özellik taşıyor. 1980'li yıllardan sonra başlamış ve 2000'li yılların başından itibaren ciddi bir aritmetik artış göstermiş bu problem. İkinci madde, sulamanın doğaya zarar vermemesi gerekiyor. Yani doğa kanunlarıyla uyumlu bir sulama yapmamız gerekiyor. Yani basınçlı sulama sistemleri, demin Rahmi Bey çok güzel söyledi, vahşi sulama yapar gibi kullanılıyor. Fazla yapılan sulama yeraltı sularını kirletiyor. Biz buna nitrat kirliliği vesaire diyoruz ve bunların arıtılması neredeyse mümkün değil. Fazla su toprak profilindeki faydalı besin elementlerini, organik maddeyi, gübreyi yok ediyor. Ve bunun sonucu olarak ne oluyor? Daha fazla sentetik gübre kullanma ihtiyacı artıyor. Bu da toprak içerisindeki bakteri ve mikroorganizma faaliyetlerini yok ediyor. Bu su ihtiyacı da daha da artıyor. Gübre kullanmadan, sentetik gübre kullanmadan tarım yapılamaz hale geliyor. Bir noktadan sonra da çölleşme ve kuraklaşma başlıyor. Dünyada yılda 24 milyar ton toprak bu şekilde çölleşiyor üstad. Şimdi toprak profilinin tuzlanması da cabası. Yine drenaj sistemlerinin yapılmadan sulamaya geçilen havzalar var veyahut da taban suyu yüksek olan havzalar var. Burada da bu tuzluluk ciddi anlamda problem ortaya çıkarıyor. Üçüncü madde, bitkinin etkili kök bölgesiyle sınırlı olması gerekiyor. Az önce Rahmi Bey de çok güzel söyledi. Burada şimdi bütün dinleyicilerimize şu soruyu sormak istiyorum. Bir tarlaya gidelim, sulama vanasını açayım ben. Üç gübre de veriyor olalım sulama sistemiyle. 3 saat geçmiş olsun üzerinden. Şu soruyu sorsam tarlada durup herkese. Su ve gübre 3 saat geçti. Şu anda toprak profilinin neresinde? Ve su ve gübre etkili kök bölgesinin, yani suyun ve gübrenin %70-80 kullanıldığı etkili kök bölgesi, ki biz sulama mühendisleri sadece bu bölgeyi sulamak ve gübrelemek isteriz. 3 saat geçtikten sonra nerede? Şimdi bu sorunun cevabı yok. Bunun yanıtını veremeden çiftçi ya da bir ziraat mühendisi tarlada su tasarrufunu nasıl yapacak? Yani su yönetimi diyoruz. Yönetimsel anlamda biz bu yönetimi, damla sulama yöntemi bilimsel çalışmalarda sulama randımanını %90-95 çıkarmış olabilir. Ama bilimsel çalışmalarda granometrik yöntemler var, nötrometreler var, tansiyometreler var, kapasitif nem sensörleri var. O kadar çok enstrüman var ki bunu yönetebilirsiniz. Ama çiftçi koşullarında bunun yönetimi olmadıktan sonra biz yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızı korumayız. Çünkü sulama randımanı, az önce yine söylendiği gibi, damla sulama veyahut da yani basınçlı sulama yöntemleri diyelim buna, %50'nin çok altında kalıyor. Şimdi bu anlamda biz yaklaşık 15 yıldır bir patentli teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Bu teknoloji bize toprak profilindeki bitkilerin etkili kök bölgelerinin nerede olduğunu, toprak profilinde kapiler su hareketinin gerçek zamanlı olarak nasıl gerçekleştiğini gerçek zamanlı olarak bize gösteriyor. Aynı zamanda çiftçilere kullanıcı dostu arayüzümüz vasıtasıyla da gösteriyor. Biz buna tarım 5.0 teknolojisi diyoruz. Çünkü şöyle bir gerçek var. Ben 30 yıldır tarımsal havzalarda tarımsal yayın ve haberleşme enstrümanlarını kullanarak sunum yapıyorum, tanıtım yapıyorum, bilinçlendirme çalışmaları yapıyorum meslek hayatımda aynı zamanda. Çiftçinin bilinçlenmesi için teknolojinin kullanılması, yani bilinçli toplum oluşturulması çok değerli. Bu aynı zamanda biz ziraat mühendisleri ya da devlet kademesi için de çok değerli. Bizim yarattığımız arayüz işte tam anlamıyla bilinçli toplum oluşmasına destek sağlayan, bu özelliklere haiz bir teknolojiye sahip. Gerçek zamanlı olarak düşünebiliyor musunuz? Suyun nereden nereye gittiğini vektörel olarak,
ve hacimsel olarak tespit edip bir matris yapıda yapay zeka ile sulama vanalarını artık yönetebiliyoruz. Peki gelelim sorunlara. Sorun, bu nasıl yayılacak? Yani basınçlı sulama yöntemini veyahut da sistemini vücudumuza benzetirim ben. Yani fiziksel bir yapıdır. Hidrolik hesaplamalarınızı, hidrolojik hesaplamalarınızı yapıp kurabilirsiniz. Fakat yönetime iş gelince bu yönetimde bir takım mühendisin ihtiyaç duyduğu veyahut da yapay zekanın ihtiyaç duyduğu verilerin toplanması lazım sahada. Veri toplanmadan, çiftçi bunu görmeden, nereye ne kadar su verdiğini toprak profilinde bilmeden basınçlı sulama yöntemlerinin desteklenmemesi gerekir bakın. Basınçlı sulama yöntemleri mutlaka akıllı sulama teknolojileriyle harmanlanıp desteklenmeli ve o şartla kullanılmalıdır. Bu yöntemler de ikiye ayrılıyor. Son olarak onu söyleyeyim. Dijital kirlilik yaratan dijital teknolojiler var. Çünkü mevcut bir takım yöntemler var. Bunlara bir takım IoT teknolojileri ekleyip aynı hataları daha yaygın halde yapar hale gelinmiş teknolojiler var. Bir de gerçekten inovatif, rüştünü ispat etmiş, verimli kullanılan teknolojiler var. Bu konuda da mutlaka hem değerli çiftçi dostlarımızın hem de devletimizin bu teknolojilere ayrımına varıp gerekirse bir etik kurul koyup yönetim kısmını mutlaka ve mutlaka fiziki yapıyla birlikte projelendirmesi gerekiyor diyorum. Zamanımızın kalmadığını biliyorum. Sizi zor duruma düşürmek istemiyorum Alper Hocam. Saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten çok önemli noktalara değinildi bugün. Ben aslında şöyle kısaca bir bugün söylediklerimizi bir özetleyeyim. Öncelikle Mehmet Bey bugün bize GAP idaresinden bahsetti. Bunun eğitim, altyapı, ulaştırma konularında ciddi çalışmalar yaptığını, özellikle hatta bunun sağlık ve sosyal boyutlarını da vurguladı. Ama özellikle tarım sektöründe ise GAP bölgesi tarım eğitiminin tarım verimliliği ve sürdürülebilirliği konusunda ciddi projeler yaptığını ve devam ettiğini ifade etti. Bununla birlikte Ali Bey bize daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş ve jeotermalin çok daha önemli olduğunu ve şu anda Türkiye'deki seracılıkta da dünyada birinci, jeotermal seracılıkta birinci olduğumuzu, bu potansiyelin daha da yüksek olduğunu, buna yönelik yeni rüzgar kurutmaya yönelik de ciddi çalışmalar yapacağını ifade etti. Rami Bey biraz bize nüfus artışının gittikçe artacağına biraz daha vurgu etti. İşte bunun nüfus artışı Türkiye örneğini verdi. 100 milyona ulaşırsa işte gıdadaki artıştan bahsetti ve %50 civarında bir gıda artışının olabileceğini söylüyor. Tabii bu da doğal olarak su stresini oluşturacağını ve su stresi risk sınırını da bize hatırlattı. Tabii bunun için bize 4 tane öneri de bulundu. Birincisi tabii mutlaka havza bazlı üretimlerin olması gerektiğini söyledi. Tabii hepimizin yine konuştuğu etkin izleme sisteminin çok önemli olduğundan ifade edildi. Tabii burada yine tekrar Rami Bey bunu dile getirdi. Sözleşmesi tarıma geçilmesi gerektiğini üretimde, bunun hassas bir nokta olduğunu söyledi. Hibe sistemlerinin problem yarattığını, bunun %50 ile tabii ki bu şu anda mevcut olan şekilde iyi olduğunu ama bu yetersiz ve bunun sürdürülemeyeceğini ifade ederek bunun %75 daha sonra %100'lere çıkmasını daha kolaylaştırıcı olduğunu söyledi. Yine tabii devlet su işlerine ciddi ve diğer kurumlara ciddi görevler düştüğünü ifade etti. Özellikle bu açık kanal sistemi %72 civarında olduğu belirtildi. Bunun tabii mutlaka kapalı sisteme geçilmesi, belki bunların üzerinde yenilenebilir enerji teknolojilerle birlikte entegre edilmesi söz konusu olabilir. Vahşi sulamanın ülkemizde hala çok yoğun olduğunu ve %60 civarında olduğunu görüyoruz. Bu da tabii maalesef modern akıllı basınç sistemini kullanmamızın ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor. Tabii 11. kalkınma planında tabii yaklaşık 2 milyon hektarlık bir arazinin tekrar sulanması söz konusu ama acaba yeni mevcut olan sistemleri daha iyi geliştirilebilir mi, daha ön plana çıkarılsın mı düşüncesi dile getirildi. Yine tabii burada devlet su işlerine bir atıf yapıldı. DSİ'de tabii alınan sular sulama kooperatifleri ya da birliklere teslim ediliyor ama acaba bunun yönetim sistemi ve sulama sistemlerinde nasıl bir strateji izlenmeli ve bunlar nasıl eğitilmeli? Bunlar çok önemli. Tabii Ömer Bey de tabii birazcık daha bu tarım 5'e doğru gitti. Tarım 5'e gitti. Özellikle veri toplamanın çok önemli olduğunu söyledi. Tabii burada aslında tarımda bize şunu hatırlattı Ömer Bey. Doğaya uyumlu bir sulamanın yapılması gerektiğini, yine de bitkinin etkili kök sulama sistemiyle donatılmasına ifade etti. Tabii biz belki tabii tarım sektörü bunu mutlaka daha iyi biliyordur ama daha iyi öğrenmemiz gerekiyor. Kapiler su hareketlerinin
çok önemli olduğunu ve gerçek zamanlı olarak izlenmesi gereken en önemli parametrelerden bir tanesi olduğunu söylüyor. Tabii biz akademik olarak, ben İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeyim. Bizim uluslararası su kaynakları ana bilim dalımız var. Biz su kaynaklarımızı tabii ulusal, tabii su kaynağı bizi asan, yani bizim kullandığımız sular bir kısmı da sınırı aşıyor. Dolayısıyla bu sınırı aşan suların da çok iyi planlanması gerekiyor. Bunlar tabii de tarım sektörleriyle de ilgili. Bu nedenle bize çok ciddi görevler düşüyor. Bunlardan bir tanesi tabii kayıpların mutlaka azaltılması gerekiyor. İşte bu sulama sistemlerinde kayıplar. Yine tarım sektöründe kayıp kaçak oranı çok yüksek. Yani tabii bu çok sayıda kuyular var. Dolayısıyla bu kuyuların mutlaka bir şekilde minimize edilmesi gerekiyor. Ya da bunların kontrol altına alınması gerekiyor. Su ihtiyacını çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Kirlenmiş su kaynaklarımız var. Bugün hemen hemen her havzamızda belli problemler var. Bugün GAP'ı biraz önce vurguladık. Ama GAP bölgesinde tabii yüzey sulamaları var ama yeraltı suyu da ciddi tüketimi var. Ama en büyük problemlerden bir tanesi de tabii burada organik kirleticiler çok fazla var. Bu hidrodinamik sistemler değiştikçe kirleticilerin konsantrasyonları da artıyor. Tabii bu yeni su kaynaklarının mutlaka kirlenmiş su kaynaklarının arıtılması önemli bir şey. Yeni kaynaklar, derin akiferler, yapay beslenmeler, tuzlu su sistemlerinin arıtımı gibi önemli konular var. Ama biz şunu görüyoruz ki yani özellikle gözlem ağlarını geliştirmemiz gerekiyor. Entegre su kavramı mutlaka oluşturmamız gerekiyor. Tabii bu yeraltı akiferleri biz bugün çok konuşmadık ama bunların ciddi anlamda beslenmesi gerekiyor. Yine kontrolsüz ve izinsiz açılan kuyular mutlaka minimize edilip su tüketim raporlarının buna göre hazırlanması gerekiyor. Halkın eğitilmesi gerekiyor. Aslında biraz şey de o. Tabii bizim tarım sektörü, biz bugün %70'in üzerinde su kullanıyor diyoruz ama bu biraz acıdır. Belki bu ortamda söylemek gerekiyor ama çünkü şu anda çok acı olarak tarım sektörümüz su kaynaklarımızı çok kirletiyor. Yani şu anda Su Yönetim Genel Müdürlüğü'nün raporlarınıza bakarsanız maalesef işte havzalarımızda toplam azot ve fosfor değerlerinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla iyi eğitmemiz gerekiyor. Yani tarım ilaçlarının kullanımı konusunda herkesi mutlaka ciddi anlamda eğitmemiz gerekiyor ve kurumsal olarak herkesi bir koordinasyon içerisinde birlikte çalışmamız gerektiği konusunda belirtiyorum. Ben tekrar bu katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok verimli ve güzel konuşmalar oldu. Ama son birer dakika size bir süre tanıyabilirim. Eğer zamanınız varsa birer dakikalık söylemek istediğiniz bir şey varsa, ama lütfen birer dakikayı geçmesin. Dersin Mehmet Bey, bir dakika içinde bir şey ifade etmek ister misin? Sesiniz kapalı. Mehmet Bey, sesiniz kapalı. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Bize GAP'ı anlatma fırsatı verdiğiniz için. Tabii GAP çok büyük bir proje. Beklentileri çok yüksek olan bir proje. Ama kimse endişe etmesin. Özellikle sürdürülebilir kalkınma kavramlarının hemen hemen hepsinin uygulandığı bir alandan bahsediyoruz. İdari olarak bu anlamda o kalkınma kavramlarının hepsini dikkate alıp şu anda uygulamalarımız, örnek uygulamalarımız, geliştirdiğimiz model uygulamalarımızı alanda özellikle uygulamaya çalışıyoruz. Tabii sürdürülebilir üretim, kaynak verimli üretim çok önemli. Şu anda üzerinde durduğumuz en önemli konular bunlar ve örnek uygulamalarımız şu anda sahada devam ediyor. İnşallah yakın zamanda da bütün Türkiye ile bütün ulusal alanda bu yaptığımız çalışmaların, yenilikçi çalışmaların, geliştirdiğimiz modellerin uygulamasını da farklı alanlarda görebileceğiz. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Katılımcılarımıza da huzurlarınıza teşekkür ederek saygılarımı sunuyorum tekrar. Çok teşekkür ederim. Ali Bey, sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Son cümleler. Ben de bugünkü bu panelden dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcıların çok değerli fikirlerini bizler de öğrenmiş olduk. Özellikle su, Türkiye'nin su kaynakları ve su yönetimi konusundaki bazı gerçekleri de bugün için benim için tabii önemli bilgi kaynağı oldu. Ben şunu düşünüyorum. Su ve enerjinin yönetiminin çok önemli olduğu ortaya çıktı. Yani bu iki kaynağın hakikaten iyi bir şekilde yönetilmesi lazım. Yani bundan sürdürülebilirliği noktasında her iki tarafında iyi sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi lazım. Ve yeni ve yerli teknolojilerin bu her iki konuda da hayata hızla geçilmesi lazım.
Çünkü bizim kaynaklarımız bu anlamda çok değerli. Dünya ile karşılaştırdığımız zaman çok önemli kaynaklara sahibiz. Ama bu kaynakları hayata geçirmede ve iyi ve doğru kullanmada kendi teknolojilerimize, kendimize özgü teknolojileri geliştirmezsek istediğimiz sonuçlara ulaşamayacağımız ortada. Dolayısıyla bunun da altını çizerek belirtmek istiyorum. Yani teknoloji gelişimini, Ar-Ge kullanımını fazlasıyla yeterince hayata geçirip bu kaynaklarda istenilen seviyeye ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Sözlerimi bu şekilde tamamlayıp ben de bu günü organize eden Meltem Hanım başta olmak üzere bizim moderatörümüze ve katılımcılarımıza herkese teşekkürlerimi bildirir, saygılarımı sunuyorum. Çok çok teşekkür ederim. Rahmi Bey, sizden de son bir dakika bir şey alalım. Sonra evet. Ömer Hocam. Ben son maddemizi söyleyeyim. Onu vakit kalmamıştı. Akıllı sulama destekleri yardımı olması lazım. Dijital sulama, akıllı sulama yapan ve bitkilerin etkili bölgesindeki nem durumuna göre, sensörlere göre sulama yapan sadece işletmelere değil, çiftçilere değil, sulama birliklerine, kooperatiflere destek yapılması lazım. Bugüne kadar hibeler hep şahıs bazlıydı. Şirket olarak ya da kişi olarak başvurabiliyordunuz. Ama biz toplu sulama birliklerine, sulama kooperatiflerine de eğer dijital, otomatik, belli nem durumuna göre sulama yapılıyorsa hibe vermemiz lazım ki onlar da suları çiftçiye metreküp bazında ve kontrollü versin. Ayrıca Türkiye'de su kalitesi, toprak kaliteleri değişmekte. Dolayısıyla iyisi pH ayarlı gübreleme sistemleri meyve bahçelerinde ya da çok yıllık meyvelerde daha önem kazanmakta. Bir de gübre tankından vazgeçip gübre karıştırma ve dozajlama sistemlerine destek vermemiz lazım. Bakın şöyle bir deyim var. Fertigation, fertilizer ve irrigation, gübreleme ve sulama birleşip fertigation diye bir terim var. Ama Türkiye'de sulama gübre olmadan bir şey ifade etmiyor. Kontrollü gübreleme ile kontrollü sulamayı birlikte birleştirirsek verim ve kalite artışımız çok fazla oluyor. Hepinize ve dinleyenlere çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ömer Bey, son bir dakika sizden de alalım. Ondan sonra toparlayacağız, bitireceğiz. Ben hemen Türkiye'de üniversitede bir teknoparkta Ar-Ge yapan bir şubemiz var. Ve burada bu saydığım teknolojiler ve çok daha fazlasını %97.34 yerli ve milli olarak üretiyoruz. Bu gerçekten bizim çılgın projemiz, öyle diyeyim. Çok uğraştık. Türkiye'de böyle bir iddiada bulunmak çok zor bir şey. Hem beyin açısından, yeterli beyin açısından ve yeterli kaynak açısından. Ben son olarak şunu istiyorum. Ar-Ge'ye daha fazla destek verilmesini talep ediyorum. Çünkü gerçekten bizlerde çok yetenekli mühendisler var ve Kanadalı bir astrofiziğin lafıyla bitirmek istiyorum. Doğa ile savaş halindeyiz. Eğer kazanırsak kaybedeceğiz. Saygılar sunuyorum. Efendim çok çok teşekkür ederim. Hepinizin ağzınıza, emeklerinize sağlık. Gerçekten çok önemli bir noktalara vurguladınız bugün. Tabii Anadolu plakasında önemli medeniyetler gelmiş gitmiş. Ciddi anlamda burada üretimler olmuş. Tabii bu bütün medeniyetlerin gelip amacı tamamen su kaynaklarıyla ilgili. Tabii biz bugün su kaynakları dediğimiz zaman Sümerler 6000 yıl önce bu Anadolu topraklarında ilk barajları yapmış. Tarımsal ilk sulama buralarda gerçekleştirmiş. Büyük Roma İmparatorluğu'na bakıyorsunuz, hep suyla gelişmiş ve bu Anadolu topraklarında bunları izlerini görüyorsunuz. Dolayısıyla biz Anadolu topraklarında suyu iyi yönetmemiz gerekiyor. Teknolojiyi, eğitimi, her şeyi sonunu, en pik noktalarını burada görmemiz gerekiyor. Ve buradan ışığı bütün Asya yakasına ya da diğer ülkelere de aktarmamız gerekiyor. Tekrar hepinize katılımınız, bu organizasyonu düzenleyen tüm bireylere, başta Meltem Hocam olmak üzere, çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere sağlıklı, güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.
Görüşürüz.